Hardware Plus'tan herkese selamlar. HVP Otoya hoş geldiniz. Yine Murat abiyle beraber bu sefer özellikle engelli vatandaşlarımızı sevindirebilecek bir konudan bahsedeceğiz. Çünkü yine otomobil tarafında biliyorsunuz işte engellilere bir araç limiti var ve daha doğrusu muafiyet limiti var. Bu muafiyet limiti şu anda mesela ne kadardı abi? 2022 yılında 450 bin lira olarak uygulandı bu. Yani 450 bin liraya kadar fiyatı olan otomobilleri engelli raporuyla ÖTVsiz satın alabiliyorlardı. Hı hı. Ta ki fiyatlar... Heh, şimdiki duruma göre abi mesela ben geçen gün direkt piyasada gördüm. Bu son yapılan güncellemelerle beraber i10 dışında 400 bin liranın altında sıfır araç kalmamış. Yani şöyle bir şey oldu. Kasım ayının gelmesiyle beraber Türkiye'de üretilen ve en azından hani biraz daha böyle engelli kullanımına uygun araçlardan olan Egea Cross bile artık en en baz versiyonuyla bile e, engelli lopayla satın alınamaz oldu. Yani 450 bin lira limiti varken atıyorum fiyatı 453 bin lira mı 454 bin lira mı ne hmm. oldu? İşte Egea Sedan var hala alınabilecek. E20 var, Clio var ama bunların da hepsi manuel şanzımanlı. Ya bana en çok genel şeylerden bir tanesiydi bu. Hani bir arada beklenti oluştu. 450 bin liralık limit yükseltilecek diye otomobil fiyatları sıfır kilometre otomobil fiyatları çok hızlı arttığı için bir beklenti oluştu olmadı yani o beklenti de boş çıktı. Şu an işte engellerin gerçekten en azından hani daha rahat kullanabilmeleri için otomatik olması bence önemli bu noktada kesinlikle. E bunların hepsini dahil ettiğimizde yani arabilecekleri gerçekten araç kalmadı e, piyasada ya da işte farklı durumlardaki bu ÖTV diliminden yararlanamıyorlardı. Ama e, anladığım kadarıyla işte bu Ekim ayı işte enflasyon vesaire değerlendirmesiyle hani bir noktadan birçok insan işte trafik cezalarının 400 küsürden hatta ben de daha yeni bu tatil dönüşü bir yerde hız şeyini fark etmeyebilmişim. <laughs> 457 yer 927'ye mi yükseliyordu öyle bir şey. Bunun dışında tabii ki işte bizim taraftaki e kayıtları falan filan yükselirken bu limitin de düzenleneceği söyleniyor. Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum yani Bunların hepsi birer iddia. İddia değil aslında. Yani yeniden değerleme oranı belli oldu. Hani ne kadar arttırılabileceği, neyin ne kadar artacağı belli oldu. Ama hani bunlarda son söz çok büyük bir sürpriz olmazsa yılbaşında söylenecek. Yani yılbaşında belli olacak <laughs> ne kadar olacağı. Ama her zaman yaptığımızı yaparsak, yani 2021'in sonunda da bunu yaptık. Çarptık. O 330 bin liraydı galiba. Yeniden değerleme ile çarptık. 450 bin lira çıktı. Şu anda 450 bin liraya çarptığımız zaman... ...çıkan sonuç 1 milyon. Yani... Zaten %122,9 bir şey var. Enflasyon oranı var. TÜİK'in açıkladığı. E, bu açıdan baktığımızda da... işte ...limitin tam 1 milyon altına... ...1 milyon 4 bin TL'ye. Aynen. Öyle olacak gibi görünüyor. Ama kesin değil. 1 milyon olması demek ne demek? Engelli vatandaşların istedikleri araca... ...istedikleri araca derken yani tekerlekli sandalye, bastonlar, ne bileyim hani eşyalarla beraber yolculuk yapmaları gerekiyor. Bunları koyabilecekleri arabalar... Yani en kötü sedan olmalı. Ya da şu an için mesela yeni en trende ve çok fazla model olduğu için bence SUV de olmalı. SUV yani en az da kompakt SUV olması gerekiyor <laughs> ki tekerlekli sandalyeyi tık diye açıp koyabilsin. Çünkü küçük su bile o tip ekipmanı karşılayabilecek durumda değil. Evet bu sırada devlet de hükümet de haklı çok suistimal edildi. Yani dıdısının 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 engelli raporu var diye gittiler ÖTV'siz araba aldılar. Bindiler, gezdiler, ettiler. Ya bu tip fırsatçılıkların önüne geçecek şeylerin bulunması lazım. Gerçekten engelli olup ihtiyacı olan insanlar bu fırsatçılar yüzünden istedikleri otomobile ulaşamaz oldular. Zaten adam bu arabayı satın aldığı zaman 5 yıl satmama sözü veriyor. 5 yani yıl sonrasını tahmin etmek imkansız bir şey. Bugün mesela Senle de son dönemlerde en sık o tip programları yapıyoruz. Elektrikli. Hı hı. Adam diyor ki ben bugün satın alsam 5 yıl sonra... işte ...elektrikli ne olacak? Dizel aldım elimde kalır mı? Falan gibi şeylerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Evet. Zaten 5 yıl satmama gibi bir söz veriyor. Ne olacağını bilinmez bir şekilde. 1 milyona çıkarsa en azından mesela... ...su olarak neler alınabilir? Yani karşısına yılbaşında neler çıkabilir? Hangi seçenekler çıkabilir? Şu anda baktığımızda işte... E-C4'ü e dahil edebiliriz. Kona şu anda. Orada öte ve çok yüksek olmadığı için tercih olmaz. Fiyat da inmez. İşte şeyler olur. 3008, Tucson, Qashqai. Ya yani bu tip kompakt suğlarda biraz daha böyle eşya gözünün falan kullanılabileceği. Dastır. Ne bileyim belki bir ihtimal. Gerçi 5008 girmez oraya. 7 koltuklu 38. olduğu için 1 milyondan fazladır. 3008 giriyor. Tucson giriyor bugün çıkarsa tabi bunlar. Sportage giriyor. Yani o bildiğimiz kompakt suların neredeyse tamamı en üst paketi olmasa bile, en üst donanımı olmasa bile zaten çoğunun öyle bir beklentisi yok. Yani otomatik şanzımanlı olsun, biraz geniş bir araba olsun, rahat rahat bütün eşyalarımızı koyalım diye. 1 milyon TL olursa yeniden kompakt su modeller Şeylerde mesela nasıl olacak gerçekten abi? Hani orada orandan dolayı daha mı düşük bir şey? Ya yani fiyat farkı daha mı düşük olacak elektrikli tarafında? Tabii tabii yani %10 ÖTV dilimine... Buradaki tek konu ne? ÖTV'siz. Hı -hı. Ay, %10 Şimdi... fark etmiş olacak. Aslında <laughs> çok değişti. Yani gidip ama. elektrikli C4'ü de satın alabilirsin ama alacağın indirim %10 olur. Aynı C4'ün mesela şu an birebir aynı fiyattalar ya. Benzinlisini tercih ettiğinde. Benzinlisini, ettim, benzinlisini tercih edersen onda ÖTV %80 olduğu için ...alacağın indirim çok başka olacak. Şimdi 1 milyona çıkıyorken... ...mevzulardan bir tanesi de şu... ...ÖTV'siz Hı -hı. satın alınacak. ÖTV'siz satın alınsa bile... ...1 milyon TL'lik bir araba için... ...550 bin lira falan ödemeleri... ...gerekecek. Yani o bile... ...bu yılın limitinden yüksek. Hani bilmiyorum bunların hiçbirisi... ...kesin değil. Görünen o. 1 milyon TL oluyor. Çok soruluyor. Onlara cevap vermek istedim. Hı -hı. 1 milyon TL olduğu zaman... ...gene en azından ben mesela bir haber hazırladığım zaman tak 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 değil listeyi uzatabileceğim. Alınabilecek seçenekler. gelenler, vesaire. Alınabilecek seçeneklerin sayısı artacak ama ödeyeceğiniz para da artacak. Yani diyorum 1 milyonluk bir araba satın alırsanız çok kaba bir hesap bu. 550 bin lira falan gibi para ödemeniz gerekecek. Yani en azından şey açısından düşünüldüğünde insanlar için şey olacak işte 1 milyonluk arabanın yarısını ödemek gibi ama tabii burada şey de önemli. Bu tam manasıyla Ocak ile itibarıyla kesinleşmiş ya da ne kadar olduğu olacak. Ocak 1'e kadar ki gelecek araçları ya da mevcut araçların da e, fiyatları da şey olacak. Ya yani çok büyük olacak. sürprizler, çok büyük değişimler beklenmiyor. O değişimler artık durulur diyorsun şu son şeyden sonra. Ya dursun ben zaten. Dursun <laughs> bence zaten bence de. Hani dursun ne olur yani? Şey çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Bakalım. Yani 1 milyon Umarım öyle bir durumda olur ki işte engelli vatandaşlarımızın araçlara erişimi de daha kolay bir hale gelir. Bakalım nasıl bir durum olacak. En azından bu konuyu da bir hem işte Murat abiye çok soranlar var diye hem şu değerlemeler şu anda belirlenmişken biz nasıl iyi e tarafını konuştuysak oto tarafında da en azından engellerin ilgilendirebilecek konuyu da konuşalım istedik. Tabii ki bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı özellikle işte engelli araca sahibi olan vesaire engelli arkadaşlarımız da lütfen düşüncelerini yorumlar bölümüne yazsın. Bu konu hakkında bir milyon olması olabilme ihtimali hakkındaki düşüncelerini de diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir HVP Oto videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.